Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Değerli izleyiciler, dinleyiciler, Ailece Öze Dönüş programına hoş geldiniz. Geçen hafta eş, zevç kavramından bahsetmiştik. Bu haftada kadın ve erkeğin birbirlerinden farkları nelerdir? Kur'an bize bunu nasıl ifade ediyor ve kadın ve erkek birbirine eşit midir diye Zeynep hocamızla konuşacağız inşallah. Zeynep Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz programımıza başlayalım. Evet. Sorduğunuz şey aslında çok temel. Hepimizin bildiği gibi ve yaratılıştan da bunu hissedebileceğimiz gibi insanlar isterlerse farklı ırklardan, farklı kavimlerden olsunlar, farklı renklerde olsunlar, farklı cinsiyetlerde olsunlar, doğuştan gelen herhangi bir üstünlükleri yoktur birbirlerine. Bunu Kur'an-ı Kerim çok güzel ifade ediyor pek çok ayette. Bunlardan bir tanesini okuyarak başlamak istiyorum. Hucurat suresi 13. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık, birbirinizi tanıyasınız diye ırklara ve boylara ayırdık. Allah katında en değerli olanınız en takvalınızdır. Ey insanlar diye herhangi bir şekilde iman farkı vesaire de olmadan bütün insanlığa hitap ediyor Allah-u Teala. Ve bir erkekle bir dişiden yaratıldığımızı söylüyor. Bunun hemen arkasından da ırklara ve boylara ayırmasının nedeni olarak birbirinizi tanıyasınız diye diyor. Demek ki insanların farklı ırklarda olmaları ve hemen öncesinde bahsettiği gibi erkek ya da dişi olmaları Allah tarafından önemli olan bir şey değil. İnsanların birbirlerini kolay tanıyabilmeleri için gereken bir şey. Bunun hemen arkasından da Allah katında en değerliniz, en takvalınız derken, takva kelimesinin de anlamını biraz açalım. Takva aslında korunmakla alakalı. Kökü buradan geliyor. İnsanın yanlışlardan korunması, yanlış yapmaktan korunması. Yani yanlışlardan sakınmak diye biz bunu çoğunlukla tercüme ediyoruz. Allah katında en değerli, en üstün olan ne kadın, ne erkek, ne şu ırktan, ne şu boydan olan fakat Allah'a karşı yanlış yapmaktan en çok sakınandır demiş oluyor Allah-u Teala bu şekilde. Ve Allah her şeyi bilir, her şeyin iç yüzünden haberdardır diyerek bitiriyor. Bütün bunlardan bizim anladığımız üstünlüğün takva açısından yani yanlışlardan korunmak açısından olduğu diğer hiçbir şeyin Allah katında bir önemi yok. Bunu anlatan bir hadis-i şerif de var. Aslında geçen hafta da bahsettik ama yine anlatmadan geçemeyeceğim. Cinsiyet açısından baktığımız zaman kadın ve erkeğe baktığımızda Tirmizi'de, Ebu Davud'da ve Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis-i şerif. Kadınlar erkeklerin şakikleridir şeklinde bir hadis-i şerif. Biz bu şakik kelimesinden kısaca bahsedelim yeniden. Bir bütünün birbirine eş iki yarısı veya ikiz kardeşler içinde kullanılan bir kelime. Lügatlarda bu şekilde tarif ediliyor. Demek ki kadın ve erkek aslında bir bütünün iki yarısı gibi birbirini tamamlayan, birbirinden farklılığı olmayan, birbiri olmadığı zaman da aslında belki bir yarısı eksik olan varlıklar. Evet. Eksik demek tabii ki Allah-u Teala herkesi tam yaratmıştır. Fakat bir arada olduğunda kusursuz bir bütün, evet tamamlanmış oluyorlar. Kusursuz bir bütün oluşturuyorlar. Demek ki kadın ya da erkeğin birbirinden bir farkı yok baktığımız zaman Allah katında yani. Evet. Neveda hutbesinden de bir bölüm okumak istiyorum. Burada da Resulullah'ın insanlara yine bir hitabı var. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim diyor. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların iffetini kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır diyor Resulullah. Yani demek ki kadın veya erkek birbirlerinden üstün değildir. İkisi birbirini tamamlar. Birbirleri üzerinde hakları vardır. Öyle mi? Evet.
Aynen dediğiniz gibi özetleyebiliriz. Yani üstelik Allah-u Teala bu konuda şöyle de buyuruyor. Nisa suresi 32. ayette. Birbirlerinden farkları olduğunu da vurguluyor. Allah'ın birinize diğerinden fazla verdiği şeylere özenmeyin. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Siz Allah'ın ikramını isteyin, her şeyi bilen Allah'tır diyor. Yani birbirini tamamlayabilmesi için bir tarafta biraz daha farklı özellikler, diğer tarafta diğerinden farklı özellikler, biri diğerinden daha fazla bazı özelliklere sahip olabilir, diğeri diğer özelliklere karşı taraftan daha fazla sahip olabilir. İşte bu şekilde birbirlerini tamamlıyorlar. Ama baktığımız zaman temel hak ve özgürlükler açısından insanlar arasında bir fark yok. Allah katında da cinsiyetlerine dayalı herhangi bir fark yok. Fakat birbirlerini tamamlıyorlar diyebiliriz. Fakat ayette şöyle bir şey vurgulanıyor. Allah birinize diğerinden fazla verdiği şeylere özenmeyin diyor Allah-u Teala. Demek ki yani her cinsiyette diğerinden fazla olan şeyler var dedik. Mesela yani genelde erkekler bilindiği gibi fiziksel güç açısından kadınlardan daha üstündür. Evet. Ama kadınlar da iletişim konusunda, özellikle sözlü iletişim konusunda erkeklerden çok daha kabiliyetlidir. Hı hı. Çünkü bu Allah'ın yaratılışından kaynaklanıyor. Erkeklerin beyinlerin çalışma şekilleri farklı. Onlara baktığımızda mesela aynı anda birden çok işe odaklanma konusunda kadınlar kadar becerikli değiller. Hı. Hatta neredeyse çoğunluğu bunu yapamıyor. Ama kadınlara da baktığımızda onlar da birden çok şeyi aynı anda yapabiliyorlar. Erkekler tek bir işe odaklandıkları zaman onu sonuca götürebilmek konusunda, hızlı kararlar alabilmek konusunda kadınlardan farklılar. Bir şeye odaklanıp onu hızlıca sonuçlandırma konusunda daha yetenekli olduklarını görüyoruz. Kadınların ise detayları ve incelikleri fark ederek çalıştıklarını ve aynı anda birden çok işi yürütebildiklerini görüyoruz. Bunların hepsi aslında ta beynimizdeki sinirlerin bağlantılarına kadar yaratılıştan gelen şeyler. Ve Allah diyor ki birbirinize fazla olarak verdiğimiz bu şeylere özenmeyin. Yani ben onun gibi olacağım, o benim gibi olsun veyahut da ben de onun yaptığı şeyleri aynı şekilde yapabilirim diye iddia etmeye ya da bu konuda kendimizi zorlamaya gerek yok. Evet, çünkü fıtratımızı bozmuş oluruz öyleyse. Evet, aynen öyle. Yani mesela gene farklı olarak kadınlarla erkekler üzerinde yapılan araştırmalardan bazılarını, bazı Amerikan Sağlık Enstitüsü'nde, Psikoloji Enstitüsü'nde yapılan bazı araştırmalardan aldığım bilgileri sunuyorum burada. Mesela bu araştırmalarda kadınların zeka seviyelerinden bağımsız olarak, yani IQ düzeyleri her ne olursa olsun, erkeklerden çok daha üstün kelime hafızasına sahip oldukları ortaya çıkmış. Ve hafızalarını hem daha hızlı kullandıkları hem de hatırladıkları şeylerde tarihleri daha iyi tespit ettikleri ortaya çıkmış. Çoğunlukla erkeklerde bu gibi özelliklerin olmadığını görüyoruz ama tutup da biz de işte erkekler kadar güçlü olalım diye uğraşmak zorunda değiliz. Çünkü her birimize yaratılıştan verilmiş farklı özellikler bunlar. Bu farkları biz gündelik hayatımızda da sıkça gözlemliyoruz. Yani organizasyon yapabilme, bir şeyleri yönetebilme, rutinleri devam ettirirken aynı anda birkaç şeyi yoluna sokabilme gibi konularda da kadınların daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bunların tamamı dediğimiz gibi fıtrattan gelen şeyler. Peki, bu kadın ve erkeğin farklı yaratılışta olduğunu görüyoruz. Şöyle klasik bir soru sorarak devam etmek istiyorum ben. Kadın ve erkek eşit midir? Evet, şimdi farklılıklarından bahsettik. Birinin diğerine üstünlükleri olduğundan bahsettik. Her birinin diğerine doğru, daha doğrusu. Fakat bu soru ısrarla sorulmaya devam ediyor. Peki eşit midir diye soruluyor ya, eşit ne demek? Evet, nedir? Baktığımız zaman Türkçe sözlükte eşit kelimesi yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan deniyor. Tanıma baktığımızda bunların içerisinde
kadın ve erkeğin elbette ki değer açısından insan olarak herhangi bir farkları yoktur. Fakat diğer maddeleri düşününce yapı açısından, nitelik açısından kadın ve erkeğin birbirinden hiç farkı olmadığını söyleyebiliyor muyuz? Tabii ki söyleyemeyiz. Evet, o yüzden kadın ve erkek eşittir demenin de gerçekten bir manası yok. Dediğimiz gibi değer açısından eşit olsalar da yapı ya da nitelik açısından çok farklılar ve bunu hepimiz biliyoruz. Bu yüzden kadın ve erkek eşit değildir ama bunu biri diğerinden üstündür anlamında söylemiyoruz. İkisi de aynı temel hak ve özgürlüklere sahiptir. Yani hocam, buradan şu sonucu çıkartabilir miyiz? Kadın ve erkek arasında bir denge var. Evet, kesinlikle. Kadın ve erkek arasında bir eşitlik yerine bir denge olduğunu söylemek çok daha makul. Çünkü ikisinin de yaratılıştan gelen ve sonra da toplum içindeki yaşamlarıyla pekişen çeşitli rolleri var. Ama bu roller de birbirinin aynısı değil tabii ki. Ama biri olmadan diğeri olmuyor. Yani bir aile kurulacağı zaman kadın ve erkeğin ikisi birden olmadan ya da bir toplumun idaresi devamı sağlanacağı zaman kadın ya da erkekten herhangi birisi olmadan ya da gelişmeden bu toplumun da gelişmesi, onlardan herhangi bir tanesinin eksikliğiyle toplumun sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün değil. Mesela bir annenin rolünü babaya yüklemek hem babaya haksızlık olur hem de çocuğa haksızlık olur. Niçin? Çünkü anne daha ilk karnına düştüğü andan itibaren çocuğuyla bir bağ kuruyor. Ve bunu babasından çok daha uzun bir süre yapıyor. Aynı zamanda hormonal olarak farklılıkları var. Aynı zamanda duygusal bir bağ kuruyor. Ve bunu, bu bağın aynısı erkekler de aynı şekilde kurulamıyor. Tabii ki çocuklarla babalar arasında da farklı bağlar var. Ama biz anneden beklediğimiz şefkat ve davranışların aynılarını olduğu gibi babadan bekleyemeyiz. Çünkü ikisi de aslında çocuğa farklı şeyler verebilmek için varlar. Allah bu şekilde yaratmış. Anne başka bir şey öğretiyor ve çocuğu başka bir yönden koruyor. Baba farklı şeyler öğretiyor ve farklı yönlerden çocuğu koruyor ve geliştiriyor. O yüzden bu ne kadar yanlışsa bir evin, ailenin geçimini bir kadının sırtına yüklemek de aynı şekilde yanlış diye düşünüyorum. Çünkü günümüzde maalesef böyle güçlü kadın diye bir motto oluşturuldu. Evet. Yani kadının da erkek gibi her şeyi yapabilir ve sanki yapmak zorunda. Yapmazsa zayıf, yapmazsa diğerleri kadar saygı görmeyi hak etmiyormuş gibi bir algı oluşturuluyor maalesef. Yani sen güçlü kadınsın, ayaklarının üstünde dur, işte bağımsız ol, hiç kimseye muhtaç olma. Tabii ki kimseye muhtaç olmamak güzel bir şey. Ama hayatta beraber yürüyebileceğin bir insan varken, hayatı paylaşabileceğin, yükü bölebileceğin bir insan varken illaki hepsini ben tek başıma sırtıma alacağım demenin hiçbir anlamı yok. Tabii ki. Bu maalesef insanı gerçekten sürekli güçlü olmaya zorlamak fıtratına aykırı. Niye? Çünkü Allah Nisa suresinin 28. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah yükünüzü hafifletmeyi irade eder, hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Yani bizim yaratılışımızda bazı zayıflıklarımız var. Öncelikle kul olarak bunları kabul etmemiz gerekiyor. Sürekli güçlü olmak bizim elimizde olan bir şey değil. İnsan fıtratına aykırı bir şey. Sürekli sen güçlü ol, sen ayaklarını, sen şunu yap. Bütün dünyanın yükünü ben taşımak zorunda değilim. Çünkü güçlü olma zorunluluğu insana ne kadar dikte edilirse o insan da yapamadığı her bir şey için kendini suçlu hissediyor. Rahat bir nefes almaya hakkı yokmuş gibi hissediyor. Bir sıkıntısı olduğunda akrabalarından ya da işte eşinden, dostundan yardım isterse eğer zayıf olacakmış ve saygı görmeyecekmiş gibi hissediyor. Bu çok büyük bir psikolojik baskı aslında insanın üzerinde baktığımız zaman. Oysa biz yine Kur'an-ı Kerim'den şunu görüyoruz. Zariyat suresi 58. ayetten okuyacağım. Şüphesiz ki Allah
her varlığın rızkını veren, güçlü ve sarsılmaz olandır. Zülkuvvetil metin diyor Allah-u Teala. Hem kuvvet sahibi hem metin olan, sarsılmaz olan Allah'tır diyor. Bakın, hem daima güç kuvvet sahibi hem de sarsılmaz olmak. Kimin özelliğiymiş? Allah-u Teala. Evet, biz insanın sürekli güçlü olmasını, sürekli hiç sarsılmadan, hiç taviz vermeden güçlü davranmasını beklediğimiz zaman ondan sanki haşa yalnızca Allah'a ait olan bir özelliği bekliyormuş gibi oluyoruz. Bu bizim fıtratımıza, yaratılışımıza aykırı bir şey. Evet. Yani bunu kimseye yapmaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani insan toplumsal kabuller doğrultusunda davranışlarını şekillendirmek zorunda değil. Evet. Yani fıtratına uygun olarak davranması gerekiyor. Bu noktada yani toplumsal kabuller artık insanların üzerinde ciddi baskılar oluşturmaya başladı. Ve artık davranışlarımızı hani zorunda değildir diyoruz ama insanlar bunu farkında olmadan bu şekilde devam ettiriyorlar. Ben kendi yaşamış olduğum bir olaydan örnek vermek istiyorum. Geçen bir arkadaşımla birlikte, çalışma arkadaşımla birlikte bir bakkala gittik. Bir şeyler aldık. Yani ben ödemek istedim. Arkadaşım ödemek istedi. Kendi aramızda ufak bir konuşma geçerken hiç tanımadığımız bir beyefendi konuşmaya dahil oldu. Tabii ki böyle yaparsınız. Sonuçta yani amiyane tabirle söylüyorum, kocanızın parasını harcıyorsunuz dedi. Yani beyefendiye şey demek durumunda kaldım, yani ben çalışan bir insanım, arkadaşım da çalışan bir insan, kimsenin parasını harcamıyorum ama harcayabilirdim. Bu onu ilgilendiren bir şey değil. Yani, tamam siz harcamıyorsunuz ama benim hanım harcıyor diye bir açıklamada bulundu. Yani çok garibime giden bir olay oldu. Arkadaşım da aynı şekilde. O kadar içselleştirmiş, o kadar kötü bir şey olarak algılamış ki bu durumu. Eşinin onun parasını harcaması onun için büyük bir problem. Yani oysa baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de zaten Allah-u Teala erkeklerin kadınlar için, eşleri için mallarından harcadıklarını, harcamaları gerektiğini söylüyor. Yani bu doğal olan bir şey. Bir kadın tabii ki çalışmayı tercih edebilir ama etmeyebilir ya da bunu yapacak gücü olmayabilir. Yani insanları çalışmadığı zaman, kadını çalışmadığı zaman işte maalesef bir yalnızca harcayıcı bir insan olarak görmek, öyle etiketlemek gerçekten çok yanlış. Yani bir yandan baktığınız zaman kim bilir eşinin ona verdiği ne kadar emek vardır evde. Tabii ki. Yani aynı o işleri bir hanım tutup, yardımcı tutup yaptırmaya kalksa, işte o zaman para harcamak nedir kendisi de öğrenecektir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Yani ben de bir örnek vereyim, o da şununla alakalı olsun istiyorum. Yani cinsiyetlerin birbirinden farklı özellikleri olmasının aslında güzel bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ya da bunların rollerini değiştirirsek ne olur? Benim aklıma gelen bir örnek var. Mesela normalde bir ayakkabı iki eşten oluşur. Biri sağ, biri sol. İkisi birbirinin aynısı değildir. Ama şimdi normalde de biz bunları düzgün giyeriz. Ama mecbur kaldık ya da işte yanlışlık oldu, sağa sola, solu sağa giydik. Yani bu şekilde yürümeyi deneyelim bir mesela. Ne kadar zorlanırız değil mi? Yani normal şartları altında hiç yapmayacağımız bir şeydir. Ama işte böyle kendimizi zorlarsak, ite kaka da olsa, düşe kalka da olsa belki bir şekilde yürüyebiliriz. Ama bu ayakkabımızı düz giydiğimiz zamanki kadar rahat bir yürüyüş hiçbir zaman olmaz. Yani mecbur kalmadıkça kimse böyle bir şey yapmaz. Tabii ki. İşte kadınla erkeğin toplumdaki rollerini de değiştirmek aslında ayakkabıyı ters giymek gibi oluyor. Onlara yapmak zorunda olmadıkları ya da aslında yaratılış amaçlarının farkında bir şey dikte ediyorsunuz. Bu şekilde her ikisini birden yıpratıyorsunuz. Yani ayakkabını sağını soluna giydiğiniz zaman yolda yürürken sürtünen, aşınan yerleri birbirlerinden farklı olacaktır ve çok daha kısa zamanda belki yıpranacaktır. Aynı bunun gibi kadını da erkeğin ya da erkeği kadının yerine geçmeye zorladığınızda, o rolleri baskıyla onların üzerine yüklediğinizde her ikisini de yıpratıyorsunuz fazladan. Ama
tabii şunu da hani hatırlamakta fayda var. Tabii ki insan yalnız başına olduğu zaman, işte evli olmayan bir sürü insan var. Kendi başına yaşayan pek çok insan var. Elbette ki böyle bir durumda mecbur kaldığınız her şeyi yapacaksınız. Ama bunu yapmak benim için çok doğal. Zaten yapmalıyım. Yapamazsam işte yazıklar olsun bana gibi bir anlayışı benimseyemezsiniz. Çünkü fıtratınız bu değil yani. Mesela bakıyoruz çok fazla bekar anne, bekar baba var son yıllarda artan boşanmalar nedeniyle ve işte bazı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmiş kişiler var. Pek çok bu gibi yalnız anneyi babayı görüyoruz. Mesela onların çektikleri zorlukları bir düşünün. Onlara sorun mesela eşleriyle beraberken nasıl yaşıyorlardı? Tek başına çocuk yetiştirmek nasıl bir şey mesela? Onlar da hayatlarını mutlaka bir şekilde idame ettiriyorlar ama eşleriyle birlikteyken yaptıkları şeyleri aynı rahatlıkta yapabiliyorlar mı? Onlardan öğrenmek gerekir. Evet. Yani günümüzdeki şartlar bu anlattıklarımızın aksini yapmayı gerektirebilir. Fakat bizim burada anlatmak istediğimiz insan fıtratına en uygun olanı gücümüz yettiğince yapabilmek. Evet. Şartlarımız imkan verdikçe dediğiniz gibi fıtratımıza uygun davranmalıyız. Yani. Hı hı. Ben burada şimdi kadınların çok da duymaktan hoşlanmadıkları bir ayet-i kerimeden bahsedeceğim. Geri kalan kısmını farklı derslerimizde açıklayacağız ama ben ayetin baş kısmını okumak istiyorum. Nisa suresi 34. ayette. Kur'an-ı Kerim'e göre erkekler kadınların koruyup kollayıcısıdır. Bu Allah'ın her birine diğerinden fazla şeyler vermesi ve erkeklerin mallarından eşler için harcamaları sebebiyledir. Şimdi özellikle günümüzde kadınlardan çoğunun benim kimsenin korumasına ihtiyacım yok dediğini duyar gibi oluyorum. Çok duyduğumuz bir şey. Tabii ki de güvenli bazı şartlar altındaysanız günümüzde şehir yaşamında çoğunlukla hiç kimsenin bir başkasının korumasına ihtiyacı yoktur. Ama şunu sorayım mesela bir ormanda yürüyüş yapıyorsunuz eşinizle beraber. Kadınla erkeğin birbirlerine göre rollerini ortaya çıkarabilmek açısından yine bunu soruyorum. İşte böyle bir yürüyüş yapıyorsunuz, yolunuzu kaybettiniz veya işte değişik bazı sesler duydunuz. Ondan sonra yolunuzu kaybettiğiniz zaman şöyle mi yapar acaba bir hanım? Eşinin önüne geçip sen benim arkamdan gel, beni takip et. Bir şey olursa ben seni korurum diye böyle eşinin önüne mi geçer? Yoksa eşinin yanında veya onun önünde yürüyüp çevreyi kolaçan etmesini ondan sonra onunla beraber olmasını mı ya da onu koruyup kollamasını mı ister doğal olarak? Veyahut da diyelim ki yani ormanda yürüyüşe çıkmıyoruz her zaman. ama işte evinizdesiniz, uyuyorsunuz, gece yarısı bir ses duydunuz. Belli ki hırsız girmiş mesela içeriye. Şöyle mi yapar bir kadın normalde kalkıp eşine hiçbir şey çaktırmadan hemen aşağı inip hırsızı kovmaya mı çalışır yoksa acaba öncelikle eşini uyandırır ve bu tehlike anında korunma içgüdüsüyle mi davranır? Yani baktığımız zaman doğal olan, fıtri olan ve kadınların yaptıkları davranış çoğunlukla korunma isteğidir. Ve erkek de bir ormanda yürürken karısının arkasına saklanıp onun korumasını beklemez. Veya geceleyin bir ses duyduğunda hanım sen git bak bakalım hırsız mı girmiş sen şunu bir evden kov demez. Yani doğuştan gelen ve aslında toplumsal roller olsa da olmasa da üstlendiğimiz ya da ihtiyaç duyduğumuz bazı şeyler var. Bunları inkar etmeye, reddetmeye ve değiştirmeye çalışmaya gerek yok. Mesela biz bu kadar hani kadınları koruma içgüdüsünü küçücük erkek çocuklarında bile görebiliyoruz. Evet. Yani 3-4 yaşında bir çocuğun bir şey olduğu zaman merak etme anne ben seni koruyayım dediğini duyuyorum. Çok net hatırlıyorum. Böyle örnekler görüyoruz. Yani yabancı mesela bir video gördüm sosyal medyada. İşte ancak konuşan böyle küçük yaşlarda bir erkek çocuk yine kucağına annesi kız kardeşini vermiş. Yeni doğmuş bir bebek o da. İyi misin diye soruyor annesi. Burada oturmak istediğine emin misin? Ona bakacağına emin misin diyor.
Çocuk da hiç merak etme ben kardeşimi çok iyi korurum diyor. Bakın bir kız çocuğunun kucağına kız bebek verseniz ya da herhangi bir bebeği verseniz ondan duyacağınız söz çoğunlukla ben onu korurum değil, ben ona iyi bakarım şeklindedir. Ama erkeklerde bu koruma içgüdüsü, isteği doğal olarak var ve kendilerini de bu sözlerle ifade ediyorlar. Bu şekilde ortaya koyuyorlar. Niye? Çünkü fiziksel güç üstünlüğü onlara verilmiş. Yani bunu koruma amacıyla da kullanmayacaksa başka ne için kullanacak? Tabii ki. Özetle şöyle diyebilir miyiz? Kadınlarda korunma içgüdüsü erkeklerden daha fazla. Kadın ve erkeği birbiriyle çatıştırmak, yarıştırmak yerine onları bir bütünün parçaları gibi algılasak aslında yaşamış olduğumuz bütün sorunlara bir çırpıda çözüm bulacağız gibi duruyor. Evet, çok daha kolay bir hayat yaşayacağız bu sayede de gerçekten. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Yine çok güzel bir program oldu. Bu konuda gayret bizden, başarı Allah'tan, takdirde siz değerli seyircilerimizden inşallah. Fıtrat TV ve Radyo Fıtrat'ın değerli izleyicileri ve dinleyicileri, ailece özel dönüş programımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.